24 Haziran 2018 seçim sonuçlarını tarafsız ve özgür bir şekilde yapacağız. Bunu yaparken önce seçim öncesi değerlendirme, yine seçim dönemlerini karşılaştırma, liderlerin değerlendirilmesi, partilerin değerlendirilmesi, son olarak sonuç ve toplu değerlendirme, seçim öncesi değerlendirme. Erken ve baskın seçim kararının alınması diğer partileri hazırlıksız yakaladı. O hal koşullarında seçimin yapılması elbette tartışmalı. Birincisi, ülkede o hal koşulları varsa neden seçim yapılıyor? Ki seçim normalde 2019'da olacaktı. İkincisi, seçim yapılacak koşullar var ise o hal neden seçim sürecinde kaldırılmadı? HDP Genel Başkanı'nın ve milletvekillerinin cezaevinde olması bu partinin seçim çalışmalarını olumsuz etkiledi. AK Parti'nin ve liderinin yıllardır iktidar olması ve devlet kaynaklarına yön vermesi, bürokrasinin tamamen iktidar ekseninde olması, medyanın tek sesli ve tek elden yönetilmesi, muhalefetin çalışmaları ve vaatlerinin medyada yer bulamaması, o hal ile çok sayıda muhalif televizyon, radyo ve gazetenin kapatılması, haber alma ve verme özgürlüğünün büyük ölçüde darbe görmesi, seçim sürecinde muhalefet partilerinin seçim faaliyetlerinin engellenmesi gibi olaylar seçime gölge düşürdü. Gelelim seçim dönemi karşılaştırmaya. AK Parti ile başlıyoruz. AK Parti 2002 yılında %34 oranında oy almıştı. 2007 yılında %46 oy. 2011 yılında %49 oy. 2015 Haziran'da %41, 2015 Kasım'da %49, 24 Haziran 2018'de %42.6 oy aldı. Şunun üzerinde durmamız gerekiyor. 2015 Haziran'da AK Parti %40.87 oy almıştı. Bu durumda iktidar olabilecek kadar milletvekili çıkaramamıştı. Daha sonra seçim takvimi yenilendi. 1 Kasım'da seçime gidildi. Tabi 7 Haziran ile 1 Kasım arasında Türkiye'de olağanüstü olaylar yaşandı. Daha sonra AK Parti 2015 Kasım'ında oyunu %49,49'a çıkararak tek başına tekrar iktidar olmuştu. 24 Haziran seçimlerinde AK Parti %42,6 oranında oy aldı ve 21.333.172 oy ile 295 parlamenter meclise gönderiyor. Diğer partiye bakıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi 2002 yılında %19 oy almıştı. 2007 yılındaki seçimde %20'ye çıktı oyu. 2011 seçimlerinde oyunu %25,98'e, yani %26 civarına çıkardı. 2015 Haziran'da oyunu %24.95'e düşürüyor. 1 puanlık bir düşüş var. Kasım'a geldiğimizde oyu %25,31, yani büyük bir değişim olmuyor. Daha sonra 2018 seçimlerine geldiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu %22'ye düşüyor. 11.346.240 oy alıyor ve bu oyla da parlamentoya 146 vekil gönderiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi 2002 yılında %8,35 oy almıştı ve baraj altı kalmıştı. 2007 yılında Milliyetçi Hareket Partisi %14 oy alıyor. 2011 yılında %13, 2015 Haziran'da %16 oy alıyor ve 7.519.000 oy alıyor.
Kasım'da ise oy oranı 11,90'a düşüyor. Yani %12 civarına düşüyor. 2018 24 Haziran'da ise baktığımızda oy oranı %11,1. 5.564.103 oy alıyor. Ve parlamentoya 49 vekil gönderiyor MHP. Sıradaki partimiz Halkların Demokratik Partisi. 2002 seçimlerine girmemişti. 2007 seçimlerinde yaklaşık %5'lik oy almıştı. 2011 seçimlerinde %6'lık bir oy almıştı. 30 vekil parlamentoya göndermişti. 2015 Haziran seçimlerinde Selahattin Demirtaş'ın performansı ile oyunu %13'e çıkarmış ve parlamentoya 80 milletvekili göndermişti. Kasım seçimlerine gelindiğinde oy oranı %10,76'ya düştü. Parlamenter sayısı ise 59'a düştü. 2015 Haziran ve Kasım seçimleri arasındaki süreçte Türkiye'de olağanüstü koşullar yaşanmıştı Kasım seçimlerine gidilirken. 2018 yılına gelindiğinde HDP %11,7 oy alıyor. Seçmen sayısı 5.865.664, parlamentoya 67 vekil gönderiyor. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimine baktığımızda Recep Tayyip Erdoğan %52,6 oy oranı ile 26.324.482 oy alıyor. Muharrem İnce %30,6 oy oranı ile 15.336.594 oy alıyor. Selahattin Demirtaş 8,4 oy oranı ile 4.205.219 oy alıyor. Meral Akşener %7,3 oy oranı ile 3.649.233 oy alıyor. Temel Karamollaoğlu %0,9 ile 443.766 oy alıyor. Doğu Perinçek ise binde 2 oy oranı ile 98.926 oy alıyor. Doğu Perinçek 100.000 imza toplayıp seçime girmişti. Ancak topladığı imza kadar oy alamadı. Bu imzalar da büyük olasılıkla 100.000 imza farklı partilerden kendisine verilmişti. Cumhurbaşkanlığı seçimine baktığımızda Recep Tayyip Erdoğan Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyları ile beraber %52,6 ile Cumhurbaşkanı seçildi. AK Parti'nin oylarına baktığımızda %42,6. Bunun üstüne MHP oylarını yani %11,1'i eklediğimizde yaklaşık olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın almış olduğu oy oranı çıkıyor. Yani MHP seçmeninin veya AKP seçmeninin yaklaşık %1'i Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermiyor. Bu seçimde dikkat çeken unsur Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı idi kendisi. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimlerde %22,6 oy alırken Muharrem İnce oyunu %30,6'ya çıkardı. Aradaki 8 puanlık farka baktığımızda bu 8 puanlık farkın önemli bir kısmı İYİ Parti seçmeni, HDP seçmeni ve bir miktarda AK Parti seçmeninden geldiği anlaşılıyor. Selahattin Demirtaş kendisi cezaevinde idi. Seçim propagandası yapamadı. Sosyal medyayı kullandı. Oy oranı %8,4'te kaldı. Partisinin aldığı oy ise %11,7. Yani aradaki %3'lük bir oy demek ki Muharrem İnce'ye gitmiş. Meral Akşener'e bakalım. Meral Akşener partisi %10 civarında oy alırken kendisi %7,3'te kaldı. Buradan da 3 puanlık bir oy Muharrem İnce'ye gidiyor. Temel Karamollaoğlu çok iddialı idi. Anketlerde ve beklentiler anlamında %3
4 bandında oy alacağı tahmin ediliyordu. Ancak kendisi %1'e ulaşamadı. Partilere bakalım. Önce Cumhur İttifakı, yani Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti %53,7'lik bir oy oranı alıyor. Millet İttifakı ise %33,9. Bu ittifak Saadet Partisi, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden oluşuyor. Bu Millet İttifakı'na muhalif olarak HDP'yi de eklediğimizde, oylarını topladığımızda %45'i buluyor. Şimdi sırasıyla Türkiye'nin ilk 5 büyük şehrinin oy oranlarına bakacağız. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'dan %50'lik oy alıyor. Muharrem İnce %37'lik oy alıyor. Selahattin Demirtaş %7,2 oranında oy alıyor. Meral Akşener %4,8 oranında oy alıyor. Gelelim buradaki İstanbul'da AK Parti %42,7 oranında oy alıyor. Bu oran AK Parti'nin Türkiye ortalamasına da denk geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi %26,4 oranında oy alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'dan aldığı bu oy oranı partisinin oy oranından 4 puan yukarıda. Halkların Demokratik Partisi %12,7 oranında oy alıyor İstanbul'dan. Bu oranda yine Halkların Demokratik Partisi'nin oy oranının %1 üzerinde. Milliyetçi Hareket Partisi %8,3, yani İstanbul metropolünde MHP Türkiye ortalaması oyunun yaklaşık 3 puan gerisinde. İyi Parti %8 oranında oy alıyor. İyi Parti'nin de %2 ortalamanın altında kalıyor. Yani İstanbul'un kazananları kim? Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi. Ankara'ya geçiyoruz, başkent. Başkente Erdoğan %51,5 oranında oy alıyor. Muharrem İnce %36,2, Meral Akşener %9, Selahattin Demirtaş %2,1 oy alıyor. Yine AK Parti Ankara'da %40,4, Cumhuriyet Halk Partisi %26,1, Milliyetçi Hareket Partisi %13,1, İyi Parti %12,1, Halkların Demokratik Partisi %6,4 oranında oy alıyor. İzmir'e gelelim. CHP'nin kalesi İzmir. Adayı Muharrem İnce %54 oranında oy alıyor. Recep Tayyip Erdoğan %32,9. Meral Akşener %6,3. Selahattin Demirtaş %6 oranında oy alıyor. Partilere baktığımızda İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi %41,3, AK Parti %28,7, Halkların Demokratik Partisi %11,5 oyunu yükseltmiş burada. İyi Parti %10,9, Türkiye ortalamasının 1 puan üstü. Milliyetçi Hareket Partisi %6,3 oranında oy alıyor. İzmir'e baktığımızda İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi bir miktar oylarını düşürüyor. İzmir'in kazananı kim? İyi Parti ve Halkların Demokratik Partisi İzmir'den iyi bir oy alıyor. Diğer kentimiz Bursa. Bursa genel olarak muhafazakar bir kent. Bursa'da Recep Tayyip Erdoğan %55,5 oranında oy alıyor. Muharrem İnce %31,5, Meral Akşener %8,2, Selahattin Demirtaş %3,5 oranında oy alıyor. Yine partilere baktığımızda AK Parti Bursa'dan %46,2, Cumhuriyet Halk Partisi %22,7, İyi Parti %12,4, Türkiye ortalamasının 2 puan üzerinde oy alıyor İyi Parti Bursa'dan. Milliyetçi Hareket Partisi 10,7, Halkların Demokratik Partisi %5,7 oranında oy alıyor Bursa'dan. Adana'ya bakıyoruz. Adana'da Recep Tayyip Erdoğan %44,1, Muharrem İnce %35,8, Meral Akşener %9,8, Türkiye ortalamasına yakın. Selahattin Demirtaş yine Adana'dan iyi bir oy alıyor, %9,3 oranında oy alıyor. Baktığımızda AK Parti Adana'dan %34,7, Cumhuriyet Halk Partisi %26,1, Halkların Demokratik Partisi %13,5, Türkiye ortalamasının üzerinde oy almış yine Halkların Demokratik Partisi Adana'dan. İyi Parti %12,1, İyi Parti de burada Türkiye ortalamasının üzerinde oy alıyor.
Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye ortalamasına yakın, kendi oy oranına yakın %11,8 oy alıyor. Diğer kentimiz Antalya. Antalya'da Recep Tayyip Erdoğan %42,8, Muharrem İnce 38,8, Meral Akşener %13,5, Selahattin Demirtaş %4,1 oranında oy alıyor. AK Parti Antalya'dan %35, Cumhuriyet Halk Partisi %29,1, İYİ Parti %16,9, Milliyetçi Hareket Partisi 10,1 ve Halkların Demokratik Partisi %7,3 oy alıyor. Mersin'e baktığımızda Mersin, Recep Tayyip Erdoğan Mersin'den %38 oy alıyor. Muharrem İnce %37, Meral Akşener 12,1, Selahattin Demirtaş %12 oranında oy alıyor. AK Parti burada %28,6'lık oy alıyor. Oyu Mersin'de düşmüş. Cumhuriyet Halk Partisi %26,8. Halkların Demokratik Partisi oyunu yükseltiyor burada %16,9. İYİ Parti %13,6. Milliyetçi Hareket Partisi %12,8 oranında oy alıyor Mersin'den. Mersin'e baktığımızda partilerin oy oranları birbirine oldukça yakın. En yüksek %28,6, en düşük ise Milliyetçi Hareket Partisi'nin %12,8. Akdeniz kıyısında milliyetçi oylara baktığımızda İYİ Parti ve MHP'nin oylarının Akdeniz kıyılarında, yani Adana'da, Antalya'da ve Mersin'de yükseldiğini görüyoruz toplu şekilde. Diyarbakır'a geçelim. Diyarbakır yine HDP'nin kalesi olan bir kent. Selahattin Demirtaş burada %64,3 oranında oy alıyor. Recep Tayyip Erdoğan %27,4. Muharrem İnce %6,2 oranında oy alıyor. Oldukça iyi bir oy. Yine Meral Akşener %1. Temel Karamoğluoğlu ise yine burada %1'lik oy alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyuna baktığımızda Diyarbakır'da %2,5. Muharrem İnce'nin oy oranı %6,2. Demek ki burada ne olmuş? Muharrem İnce'ye Halkların Demokratik Partisi'nden bir miktar oy gelmiş Diyarbakır'dan. Diyarbakır'da partilerin aldığı oy oranları: Halkların Demokratik Partisi %65,5, AK Parti %21,5, Bağımsız %4,4, İYİ Parti %2,8, Cumhuriyet Halk Partisi ise %2,5. İYİ Parti de burada iyi bir oy almış başlangıç açısından. Partilerin aldığı oy oranlarına göre Türkiye haritasına baktığımızda Halkların Demokratik Partisi Türkiye'nin güney doğusuna ve doğusuna sıkışmış durumda. Cumhuriyet Halk Partisi ise Türkiye'nin batısına sıkışmış durumda. AK Parti'ye baktığımızda Türkiye'nin tamamına dağılmış. Milliyetçi Hareket Partisi ise gördüğünüz gibi haritada yer almıyor. Yani birinci sırada olduğu kent bulunmuyor. Akdeniz kıyı şeridinde de bir kırmızılık görüyorduk. Ancak İYİ Parti'nin devreye girmesi ile Akdeniz kıyı şeridinde, hatta Ege'de de Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları düştü. Cumhuriyet Halk Partisi'nden İYİ Parti'ye yaklaşık %3 civarında oy kayması görülüyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye'deki oy oranları dağılım haritasına baktığımızda Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin Güney, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi kesiminden ve Orta Anadolu'dan her yerden birinci sırada. Muharrem İnce Ege kıyılarındaki kentlerde ve Trakya'daki kentlerde birinci sırada. İlginç olan yine burada Tunceli'de de Muharrem İnce birinci sırada en fazla oyu alan Cumhurbaşkanı adayı. Selahattin Demirtaş'a baktığımızda Selahattin Demirtaş Bitlis dışında Güneydoğu ve Doğu'daki önemli kentlerde birinci sırada bulunuyor. Liderlerin değerlendirilmesi. İlk liderimiz Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan yıllardır seçim kazanıyor ve yine kazandı. Cumhurbaşkanı olmasının tüm avantajlarını bu seçimde kullandı. Meydanlardaki performansı düşük idi.
eski canlılığı ve isteği yoktu. %52,6 oy oranı ile 26 milyon seçmenin oyunu aldı. Bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimine göre oylarını ve oy oranını arttırdı. Muharrem İnce muhalefet için büyük umut yarattı. Cumhuriyet tarihinin en kalabalık mitinglerini yaptı. Hazır cevap oluşu, etkili konuşması ve enerjik olması dikkatleri çekti. %30,6 oy oranı ile 15 milyon 300 bin seçmenin oyunu aldı. Seçim gecesi açıklama yapmaması çok tartışıldı. Seçim sonrası 26 Haziran saat 14'te yaptığı basın toplantısı başarılı değildi. Partisi %22,6 oy alırken kendisi %30,6 oy aldı. Analizlere göre %3 HDP'den, %3 İYİ Parti'den, %1 de AK Parti'den Selahattin Demirtaş, Türkiye tarihinde cezaevinde olup Cumhurbaşkanı adayı olan ilk lider, sosyal medyada ve avukatları aracılığı ile propagandasını ve seçim çalışmasını yürüttü. Kendisi %8,4 oy alırken partisi HDP %11,7 oy aldı ve barajı aştı. Twitter üzerinde yüzlerce paylaşım yaptı. 4 milyon 200 bin oy aldı. Meral Akşener MHP'den ayrılarak İyi Parti'yi kurdu. Partisi ve kendisi kısa sürede parladı. Muharrem İnce'ye göre daha zayıf kaldı. MHP'den fazla oy koparamadı. CHP'den %4, AK Parti'den %5 ve MHP'den ise %1 oy kopardı. Merkez sağa talip oldu. Barajı aşmayı bildi. 3 milyon 649 bin oy aldı. Temel Karamollaoğlu bilge insan sloganı ile ön plana çıktı. İslamcı kesim için umut oldu. Ancak %2'nin altında oy aldı. Beklenti %4-5 bandı idi. Değiştir sloganı ile Millet İttifakı'na katıldı ve AK Parti'ye muhalif İslami kesimden büyük destek gördü. Performansı iyiydi ama oy olarak karşılığı gelmedi. Doğu Perinçek, Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partilerin desteği ile 100 bin oyu zor toparladı ve Cumhurbaşkanı adayı olabildi. Vaatleri ilginçti. Cumhurbaşkanı olursam HDP'yi kapatacağım, o hali kaldırmayacağım, Kürt sorununu silahla çözeceğim, Beşar Esad'ı Ankara'ya davet edeceğim. Partilerin değerlendirilmesi. AK Parti %42,6 oranında 21.3 milyon oy aldı. 16 yıldır yönetimde, 1 Kasım seçimlerine göre %8 oy kaybetti. Çok sayıdaki kentte 1. sırada, çok önemli vaatleri olmadı, daha çok yaptıklarını anlattı. İktidarda olmanın ve medyanın %90'ına hükmetmenin avantajını kullandı. 295 vekil çıkardı. MHP ile Cumhur İttifakı'nı kurdu. Cumhuriyet Halk Partisi %22,6 oranında 11.3 milyon seçmenin oyununu aldı. Oy oranı önceki seçime göre %2,5 düştü. Oylarının bir kısmı İyi Parti'ye gitti. Muharrem İnce %30,6 oy alırken Cumhuriyet Halk Partisi aynı başarıyı gösteremedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milliyetçi ve sağ oyları İyi Parti'ye kaydı. Ege kıyısındaki kentlerde birinci sırada, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde çok az oy aldı. Büyük olasılıkla partinin başına Muharrem İnce geçer. Halkların Demokratik Partisi seçimin kilit partisi idi. Diğer partiler ittifak içinde olduğu için baraj problemi yokken Halkların Demokratik Partisi'nin baraj problemi vardı. Başkanı ve bazı milletvekilleri cezaevindeydi. Çok sayıda belediye başkanı tutuklu ve belediyelere kayyum atanmış. 7 Haziran'da %13,7, 1 Kasım'da %10,7 oy alırken oyunu %1 artırarak %11,7 oranında oy aldı. 5 milyon 900 bin seçmenin oyunu aldı. 67 vekil çıkardı. Etkili bir seçim kampanyası olmadı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde oyu biraz düşerken
Batı'da özellikle İstanbul'da oylarını arttırdı. Milliyetçi Hareket Partisi %11,1 oranında 5.5 milyon seçmenin oyunu aldı. 49 vekil çıkardı. 1 Kasım 2017 seçimlerine göre %1 oy kaybetti. Bunu da İyi Parti'ye kaptırdı. Herkes ve anketler MHP'nin %5-7 bandında oy almasını beklerken MHP sürpriz yaptı. Seçmeni Recep Tayyip Erdoğan'a destek vererek başkan yaptı. Mitingleri salon toplantısı şeklinde ve çok cılız geçti. AK Parti'nin Cumhur İttifakı'na dahil oldu. İyi Parti'den daha fazla oy aldı. İyi Parti %10,1 oranında 5 milyona yakın oy aldı. 43 vekil çıkardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden %3 civarında, AK Parti'den %4 civarında, Milliyetçi Hareket Partisi'nden %1 oranında oy aldı. Merkez Sağ Talip seküler bir parti imaj çizdi. AK Parti'nin en çok çekindiği parti idi. Başkanı Meral Akşener'in liderliği etkili. Millet İttifakı ile Cumhuriyet Halk Partisi ve Saadet Partisi ile beraber seçime girdi. Saadet Partisi, AK Parti'nin temeli olan partidir. İslamcı ve liberal bir görünüm sergiledi. Mitingleri çok etkili olmadı. %3-4 bandında oy alması beklenirken %1'in altında oy aldı. Saadet Partisi 24 Haziran'da hayal kırıklığı yaşadı. Vatan Partisi. Doğu Perinçek'in partisi kendisine bir türlü rota bulamadı. Doğu Perinçek politik bir düzlem oluşturamadı. Bu yüzden %1'in üzerinde oy alamıyor. Sonuç. Türkiye bu seçimle yeni bir yönetim sistemine geçiyor. Bu sistemle Cumhurbaşkanlığı lider eksenli bir yönetim olacak. Güçlü lider az demokrasidir. AK Parti tek başına hükümet olamıyor. MHP ile koalisyon yaparak hükümet kurabilecek. Parlamenter sistem resmen sona erdi. Meclisin işlevi ve etkisi çok azalıyor. Başbakanlık makamı ortadan kalkıyor. Yeni bir lider Muharrem İnce ortaya çıktı. Muharrem İnce %30,6 oy aldı. Cumhuriyet tarihinin en kalabalık 3 mitingini yaptı. İzmir, Ankara ve İstanbul'da çok büyük katılımlı mitingler yapıldı. Halkların Demokrasi Partisi barajı aştı. Selahattin Demirtaş cezaevinde yeni bir parti, İyi Parti meclise girdi. Lideri Meral Akşener milletvekili olamadı. Her yönü ile tartışmalı bir seçim, adil bir seçim yarışı olmadı. Milliyetçi oylar arttı. MHP ve İyi Parti'yi topladığımızda oy oranı %20'nin üstünde. Seçmenler kimliksel ayrışmaya çekildi. İslamcı, laik seküler, Kürtler ve milliyetçi Türkler şeklinde kimlikler ayrışmaya devam etti. Türkiye iki partili bir sisteme doğru gidiyor. Bunun örneğini Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nda gördük. Halkların Demokrasi Partisi bu yapının dışında kaldı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza destek için abone olun ve paylaşın lütfen. Sizi seviyoruz. İyi akşamlar.